Herkese selamlar. Son iki hafta içinde neler olduğundan biraz bahsedeceğim. Özellikle Biden'ın bu hafta içinde yayınlamış olduğu 3 tane kararname var. Onlar neyi değiştirdi? Biraz ondan bahsedeceğim. İsterseniz çok vakit kaybetmeden hemen konulara girelim. Öncelikle Göçmenlik Bürosu son yapmış olduğu açıklamada başvuru yapanların alındı belgelerinin kişilerin kendilerine veya şirketlere ulaşmasında gecikmeler yaşandığını, bunun Covid'den kaynaklanan sebepler olduğunu ve kişilerin başvurularını gönderdikten sonra normalde 30 gün olan receipt yani alındı belgesi alma süresinin 4-6 haftaya kadar çıkabileceğini duyurdu. Tabii uygulamada bizim gördüğümüz 4-6 haftadan çok daha fazla sürebiliyor. Bu hatta bir dosyamızın 3 ay, 3,5 ay boyunca alındı belgesinin gelmediğini görmüş olduk, yaşamış olduk. Dolayısıyla buradaki temel kural eğer bir başvuru yaptıysanız ve göçmenlik bürosundan alındı belgesi gelmediyse dosya size geri gönderilmediği sürece dosyanın alındığı, işleme koyulduğu yakın bir zamanda size alındı belgesinin geleceğiyle alakalı bir kanaat oluşturmanız mümkün. Bu başvuruları kontrol etmenin başka bir metodu, eğer çek gönderdiyseniz harç ücreti olarak o çeklerin tahsil edilmesi göçmenlik bürosunun dosyayı aldığını göstermesi açısından önemli. Başkan Biden göreve geldikten sonra ilk yaptığı değişikliklerden biri Amerika'ya uçakla gelecek kişilerden Covid testi istemesi oldu. Dolayısıyla şu anda Amerika'ya uçakla gelecek kişilerin Amerika'ya gelmeden önce Covid testi almaları ve Covid testinin negatif çıkması durumunda uçağa binebileceklerini biz de bir kere daha hatırlatmış olalım. Göçmenlik bürosu parmak izi yani biometrics notisleriyle alakalı bir açıklama da yaptı. Yapılan bu açıklama birazcık istatistiki bilgiler içeriyor. Öncelikle Covid nedeniyle iptal edilen randevu sayısının 280 bin olduğunu yani biometrics randevusu olarak 280 bin adet randevu iptal etmiş göçmenlik bürosu Covid döneminde. Peki şu anda kaç başvuru sahibi parmak izi bekliyor? 1.3 milyon. Yani 1.3 milyon başvuru için parmak izi sırası var. Tabii ki göçmenlik bürosu bunu bir sıraya koymak zorunda. Bildiğiniz gibi bazı dosyalarda daha önceden almış olduğumuz parmak izini kullanıyoruz. Dolayısıyla yeni bir parmak izi göndermeyeceğiz mektubu gönderdiklerini söylemiştim. Ama hala bir mektup almadıysanız, hala bir biometrics notis almadıysanız bu normal çünkü sırada çok fazla başvuru var ve göçmenlik bürosu parmak izi alan ofislerin kapasitesine göre, orada kaç kişi çalıştığına göre, içeriye kaç kişi alınabildiğine göre bir sıraya koyup bunu göndermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda da gecikmeler var ve bu gecikmeler normal. Yakın zamanda göçmenlik bürosunun yaptığı çok önemli bir açıklama da green card yenileyen kişileri ilgilendiriyor. Bilindiği gibi green cardlar belli bir süreyle veriliyor. Genellikle 10 yıl. Ve 10 yıldan sonra yenilemek için yeni bir başvuru yapılıyor. Bu başvuru yapıldığında green card'ın yenilenmesi yani kartın basılıp elinize ulaşması uzun zamanlar sürebiliyor. Hatta bazen 8 ay, 12 ay, 16 ay sürdüğü bile olabiliyor bu kartların yenilenmesinin. Peki kartınız biterken bu başvuruyu eğer yaptıysanız ve başvuru henüz sonuçlanmadan seyahat etmeniz gerekirse, green kartınızı kullanmanız gerekirse o zaman ne yapıyorsunuz? Eski uygulama şöyleydi. Parmak izi randevusuna gittiğinizde yani green card başvurusu yaptıktan sonra parmak izi randevusuna gittiğinizde parmak izi randevusunda eski green kartınızın arkasına bir etiket basılıyor, bir şerit basılıyor ve green kartınıza tabiri caizse bir uzatma veriliyordu. Son kullanma tarihinin uzatılması sağlanıyordu. Yeni kart gelene kadar. Göçmenlik bürosu Covid nedeniyle parmak izi randevularındaki gecikmeler, bazı dosyalarda parmak izi alınmaması gibi nedenlerden dolayı bu uygulamayı kaldırdı. Herkesin biten green kartını uzatamıyordu artık göçmenlik bürosu. Kişiler de mağdur oluyordu. Onun yerine şöyle bir açıklama yaptı. Göçmenlik bürosu bundan sonra green card yenilemesi için göndermiş olduğu receipt notislerde alındı belgelerinde green kartların otomatik olarak 12 ay daha uzatıldığını ve 12 ay boyunca receipt notisin alındı belgesinin green card yerine geçeceğini, bununla seyahat edilebileceğini, çalışmaya devam edilebileceğini açıkladı. Bazen insan kendine bazı şer şeylerin hayırlı sonuçları oluyormuş demekten alamıyor. Çünkü aslında göçmenlik bürosu bu uygulamayı çok daha önce de yapabilirdi. Ancak demek ki Covid gibi bir sebebin çıkması gerekiyordu. Parmak izine insanların gidememesi gerekiyordu ki böyle pratik uygulamalar hayata geçirilebilsin. Bu gerçekten çok pratik bir uygulama. Yaptığınız başvurunun alındı belgesiyle kart sanki uzatılmış gibi bir sene daha hareket edebilecek olmak bu gerçekten çok güzel.
Göçmenlik bürosu daha önce bu uygulamayı başka başvurularda da yapmıştı. Bu mesela I-751 başvurusu ki 2 yıllık şartlı green kartların yenilenmesi başvurusudur. 10 yıllık green karta geçme başvurusudur. Orada da alınan resit 18 ay boyunca green card yerine geçebiliyor. Green card yenileme başvurularında da böyle bir opsiyonun tanınmış olması gayet güzel oldu başvuru sahipleri açısından. Sanki sizden şöyle bir soru geldiğini duyar gibiyim. Bu 12 aylık yenileme ne zaman başlıyor? Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren mi yoksa green card'ın geçerliliğinin bitiş tarihinden itibaren mi? Cevap green card'ın geçerliliğinin bitiş tarihinden itibaren. Merakla beklenen Biden'ın bu hafta içinde açıklamış olduğu 3 tane executive order yani kararname. Bu kararnameler aslında çok spesifik hükümler içermiyor. Daha ziyade administration'ın yani Biden hükümetinin bundan sonra almak istediği mesafeyle ilgili bilgiler veriyor. Dolayısıyla her 3 kararnamede de çok spesifik aksiyonlar yok. Daha ziyade kurulacak olan komisyonlara veyahut da Biden yönetiminin kabinesine kararnamede hedef olarak gösterilen konularla ilgili araştırma yapılmasını ve bu konuda Biden'a bir rapor sunulmasını, buna göre bazı aksiyonlar alınacağını öngörüyor. Peki bu 3 tane executive order, bu 3 tane kararname nedir? Bunlardan ilki Amerika'nın güney sınırı ve iltica sistemi ile ilgili olan kararname. Bu kararnameye göre özellikle güney sınırında yaşanan insan hakkı ihlalleri, insan haysiyetine yakışmayan durumlar, oradaki iltica yapan kişilerin Amerika dışında Meksika'da bekletilmesi, iltica görüşmeleri olduğunda Amerika'ya davet edilmesi gibi, aynı zamanda ailelerin çocuklarından ayrı kalmasına neden olan uygulamalar ve Amerika'ya asylum'u yani ilticayı zorlaştıran güney sınırındaki bütün uygulamaların gözden geçirilmesini, bunlardan hangilerinin ortadan kaldırılması gerektiğini Biden'a bir rapor olarak sunulmasını ve daha sonra bir aksiyon alacağını öngören kararname. Dolayısıyla ilk kararname güney sınırını ve iltica başvurularını ilgilendiriyor. İkinci kararname ailelerin nasıl daha çabuk bir araya gelebileceğinin araştırılmasını isteyen kararname. Bu kararnameye göre Biden kendi kabinesine ailelerin ayrı kalmasına neden olan sebeplerin, faktörlerin araştırılması ve bu ailelerin daha çabuk bir araya gelebilmesi için neler yapılacağı ile alakalı bir rapor istiyor. Tabii bu rapor belli olduktan ve geldikten sonra da Biden hükümeti bunun üzerinde nasıl bir hareket taslağı oluşturacağı üzerinde görüşecek ve düşünecek. Ona göre bir hareket planı belirleyecek. Üçüncü kararname ise Amerika'nın göçmenlik sistemine tekrar güvenin sağlanması ve Amerika'nın daha ileriye gidebilmesi için göçmenlik kararlarının daha adil bir şekilde alınması, daha çok fırsat verilmesiyle ilgili bir kararname. Burada da yine Biden kendi kabinesinden göçmenlik hukukuyla alakalı yavaş işleyen prosedürlerin hızlandırılması, tıkanan noktaların açılmaya çalışılması, göçmenlere daha kucak açıcı bir şekilde davranılmasıyla alakalı bir rapor istiyor ve buna engel olan şu andaki uygulamaların belirlenmesi ve mümkünse bunların kaldırılması üzerine bir çalışma yapılmasını öngörüyor. Bu kararnameler içinde özellikle dikkati çeken şeyler, göçmenlik bürosunun harç ücretlerini arttırmasıyla ilgili olan teklifinin özellikle incelenmesi. Aynı zamanda daha önceki konuşmalarımızda bahsettiğimiz public charge yani green card alacak kişilerin Amerika'ya yük olup olmayacağı ile alakalı, finansal olarak yük olup olmayacağı ile alakalı konunun araştırılması, özellikle Trump hükümeti zamanında inanılmaz uzayan göçmenlik hukukuyla alakalı, başvurularla alakalı prosedürlerin incelenip bunların nasıl daha kısa sürede sonuçlandırılabileceğinin açıklanması. Spesifik olarak bu dikkat çeken konular bu kararnamelerin içinde var. Peki bu kararnamelerin içinde ne yok? Yani biz ne olmasını bekliyorduk fakat olmadı. Olmayan şeylerden en önemlisi Trump'ın 31 Mart'a kadar uzatmış olduğu vize yasakları. Gönül isterdi ki bu kararnamelerin içinde 31 Mart'a kadar olan yasakların kaldırılmasıyla ilgili bir hüküm olsun. Fakat Biden bu yasakları kaldırmayı tercih etmedi. Eğer bundan sonra da bu konuda bir aksiyon almazsa muhtemelen 31 Mart'ta bu yasakların kendi kendine ortadan kalkmasını beklemek gerekecek. Tabii bununla ilgili bir sürü soru var. Özellikle 31 Mart'a kadar vizesi bitecek olan kişiler bu konuda çok endişeli. Bunlarla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı ama yapılırsa onu da duyuracağım. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla bu yasaklar 31 Mart'a kadar devam edecek görünüyor. Bu kararnamenin içinde olmasını tahmin ettiğimiz ama olmayan başka bir şey Amerika'ya geliş yasakları. Bilindiği gibi birçok ülkeden şu anda Amerika'ya gelebilmek için yasak var ve 14 gün başka bir ülkede karantinada geçirmezseniz Amerika'ya gelemiyorsunuz. Bunun da kalkması beklenirdi, bekliyorduk fakat öyle bir şey olmadı. Dolayısıyla demek ki Covid'den kaynaklı riskler
Amerikan devleti, Amerikan hükümeti tarafından hala çok ciddiye alınıyor ve bu risklerin devam ettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla hükümetin böyle bir kararı olmuş oldu. Tabii ki göçmen toplumunda, özellikle biz avukatlar arasında bu konu konuşuluyor. Yani Biden çok büyük beklentilerle göreve geldi. Bu beklentileri karşılayabilecek mi? Bu yapılan açıklamalar aslında çok güzel açıklamalar. Ülkenin bundan sonra nasıl bir göçmenlik politikası izleyeceğiyle alakalı, önceliklerin ne olacağıyla alakalı çok güzel açıklamalar yapıyor. Ama bu bizi yanıltmamalı. Nasıl Trump'ın ülkedeki göçmenlik hukukuyla alakalı zararları bir gecede oluşmadıysa, Biden'ın göreve gelmesiyle bütün her şeyin doğru bir şekilde yapılması, Trump'ın bütün etkilerinin ortadan kaldırılması, göçmenlik hukukunun bir günde toparlanması diye bir şey söz konusu olmayacak. Yani bu bir gecede olmayacak bir şey. Bu da zamana yayılacak bir şey. Ama en azından açıklanan executive order'lar, açıklanan kararnameler en azından hükümetin o yolda olduğunu göstermesi açısından, gidilecek yolu göstermesi açısından oldukça ümit verici. Dolayısıyla umarım bu çalışmalar güzel bir şekilde sonuçlanır. Bu çalışmalar yapılırken tabii ki stakeholder dediğimiz bu uygulamalardan etkilenen kişilerden, özellikle Avukatlar Derneği'nden, üyesi olduğumuz Göçmenlik Hukuk Avukatları Derneği'nden de görüşler alınacaktır. Orada da biz görüşlerimizi iletmiş olacağız. Umarım Biden hükümetinin göçmenlik politikalarıyla geçtiğimiz 4 yıla nazaran çok daha iyi bir 4 yıl yaşamış oluruz. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.